Barbaros, hep sana şeyi soruyorlar. Türkiye'de en iyi giyinen kadını soruyorlar. Ben erkeği soracağım. Sen kadın kostümü dikiyorsun ama bir gözün var ve sen çok da şık giyiniyorsun. Her ortama göre çok hoş hakikaten. Mesela bugün giydiğin üstündeki polo yaka tişört de çok güzel. Gözlüklerin çok güzel. Saçların çok güzel. Geçen gün sana sordum, ayakkabıların kırmızı siyah ucuna geçirdiğin şeyler çok Onların güzel. burnu değişiyor renkleri onun. Bir ayakkabı Evet, alıyorsun, öyle. burunları alıyorsun, istediğin rengi takıyorsun. Öyle. Çok şık, çok neşeli buldum. Zaten hep neşeli giyiniyorsun sen. Ben Çok güzel. bakın, ben Türkiye'de çok iyi, mesela Reha Süren iyi giyinirdi tanıdığım zamanlarda. Fakat bildiğim iyi giyinenlerden biri Edison. Ha. Edison Bey çok zarif giyinen bir adamdır. Kerim Kerimoğlu, zaten adamın işi bu. Çok güzel giyinen bir adamdır. Yani tabii giyim, bakın giyim bir kültür işi. Yani siz eğer doğduğunuzda o kültürün içine doğduysanız, klapayı biliyorsanız, redingotu biliyorsanız, rob mantoyu biliyorsanız, kruvaze, istambulin, monopetot, repeto vesaire. Yani doğduğunuz ortamda giyim kültürü üst rafine bir yerdeyse, onun içinde büyürseniz iyi giyiniyorsunuz. Ama zengin oldunuz, güçlü oldunuz, paranız var, milletvekili oldunuz, bakan oldunuz, olmuyor, olmuyor. Yani bütün meclis paçalı tavuk fotoğrafları, ya bir paça boya aldırın da bir karış uzun giyiyorsunuz hepsini. Yani acaba o kadar bir karış hani de var mı da hani onlar uzun geliyor da oradan hani kısa geliyor diye bakıyorum. Evet, erkeklerimiz bir kısmı kötü giyiniyor, doğru, ama Ediz Bey gibi, Kerim Bey gibi tabii iyi giyinenler de var. Ama mesela bu, ben çok dizi falan hiç ilgim yok biliyorsun öyle şeylerle. Evet. Ama düşüyor önüme sosyal medyada ya da işte bir yerlerde o dizi oyuncusu erkekler var. Onlar da kötü giyiniyorlar. Yani. Hatta giyinmiyorlar. Bir pejmür delik. Bak Ayhan Evet. Işık. Ayhan Işık. Yani Türkiye'nin Bilirim. gelmiş geçmiş en şık, ama Ayhan Işık'ı kim giydiriyordu? Gülşen Işık giydiriyordu. Ha. Eşi. Eşi, evet. Eşi de bayağı köklü, soylu, düzgün bir İstanbul hanımefendisiydi yani. Tabii. Hani Ayhan Bey Öyle bir evlenene şansı kadar var. Gülşen Hanım'la, değil mi, Ayhan Işık var. Mesela bunlar işte önemli ikonlaşmalar yani. Ama en şık giyinen erkek, en şık giyinen kadın diye bir şey olmaz. Kendi statüsünde, kendi ortamında değerlendirilmesi gerekir. Yani kadınlar hamamında bir kadın öyle bir peştemal bağlar ki bildiğimiz keşan bezi en şık elbiseye dönüşür. Yani hani şıklık kimlikle ilgili bir şey, sadece giyim kuşamla ilgili bir şey değil. Onu taşımakla, oturmak kalkmakla, zaten en büyük benim ağzım mesela şık değildir. Çok fena. Ama ağzın, ifadenin de şıklığı önemlidir. Abartısız, temiz, yerine doğru zamanda doğru zeminde giyinmek şıklığın ve temeli. O da sonradan olunmuyor lalem. Üzgünüm. Bizim mesleğimiz için de geçerli. Yani zengin bir adam bulup onun parasıyla öyle moda falan olmuyor. Öyle şeyler olmuyor. Bunu anlatıyoruz uzun zamandır insanlara. O yüzden bu yeni vakfımızda görgü kültür çok önem veriyoruz. Eğitimin büyük bir bölümünü ona ayırıyoruz. İkincisi, bir yıllar önce Yıldırım Bey'le birlikte Feriye lokantasında yemek yerken masada Kempinski'nin mali müşavirlerinden biri galiba biraz kabalık yaptı. Başka misafirler de vardı. Yıldırım Bey biraz üzüldü. Ertesi güne yardımcımız Bülent'i, tanıyorsun sen bizim aracımızı kullanan. Bülent'i İstiklal Caddesi'ne yolladık. Yıldırım Bey Adab-ı Muaşeret kitabı arattırdı. Bütün kitapçılar aradık. Hiçbirini de bulamamış. Bir tane bulmuş bir yerde. Üzerinde görgü kuralları yazıyor ama her harfi başka renkte ve karakterde yazılıydı. O mecburen aldık. Yıldırım Bey de içine güzel bir not yazdı o şahsa.
Bunu okumaya ihtiyacınız var sanırım diye onu yolladı ertesi günü. Dediğim gibi zerafet, mesela LCC vardı Abdülbekçi Caddesi'nde, bir kültür merkeziydi. Tiyatro, iç mimari, mankenlik ve zerafet kursuydu o. Sadece mankenlik değildi. Mankenlik yani. Ve zerafet. Yani sadece ki Yaşar Aktekin'le beraber mezun olduk oradan. Yaşar'la biz aynı törenini yaptık. Yaşar Aktekin'le beraber mezun olduk tabii LCC'den. Engin Koç da hocamız. Evet, İhsan İmer, Yusuf Akça, ben, Yaşar Aktekin aynı gruptan mezun olduk. LCC'den mankenlik ve zarafet diplomamızı almıştık. Yıl yanılmıyorsam ya 79 ya 78. Çok da güzel bir tiyatro salonu da vardı. Orası şimdi galiba kebapçı oldu binanın altındaki. Yani başka günler vardı. Dediğim gibi aynen bizim mesleğimiz gibi modellik mesleği de bar defilelerinin gelişiyle, iç çamaşırı defilelerinin gelişiyle farklı bir ara. Zaten Türkiye'de bildiğim kadarıyla kutür, yani terzi dikiş defilesi yapılmıyor artık. Bildiğim kadarıyla yok. Bir işte New York'ta bir şeyler gördüm. Böyle Eyin Güzeli gibi yerel, milli, folklorik bir şeyler gitmiş galiba oraya. Orta Çağ gibi. Halbuki Tarsus vapurunu hatırlamak lazım. Bütün Akdeniz limanlarını gezen, büyük defilelerle Türkiye'yi tanıtan. Tabii ki Zuhal Hanım'ın da Yorgancıoğlu'nun çok katkısı var. Anadolu esentili, yani geleneksel motifleri ve teknikleri kullanarak dünyaya Türkiye'yi tanıttı. Dediğim gibi tabii Türkiye'den de, yani Türk kökenli de başarılı arkadaşlarımız çıkıyor. Mesela Hüseyin Çağlayan Kıbrıslı, Türkçe konuşan bir Kıbrıslı, Mustafa Öyle, Bora Erdem var şimdi. Yani çıkmıyordu bak, DJ Kayak de mesela çıktılar. Olabiliyor ama burada olamıyor, Türkiye'de olamıyor. O yüzden burada olmaz adı. Evet, olamıyor artık maalesef. Ama sen umudunu kaybetmiyorsun, olduracağız diyorsun. Dikke dikke. Barbara, şu şey çok önemli bence, yapay zeka röportajı. Onu hani araya başka şeyler gidiyor. Biraz daha anlatır mısın? Ne zaman yayınlanacak? Herhalde bu hafta montajı biter. Çok çok profesyonel bir ekip. Çok şaşırttılar beni. Benim katılmayı kabul edeceğimi hayal bile etmezlermiş. Yani CEO'su Laura'da çok şeker bir çocuk, görüşeceğiz. 22'sinde Trump'ta da geliyor gene gösterime. Bu ay 22'sinde Ekim'de, önümüzdeki haftaki. Şöyle, beni davet ettiler. Çok zarif insanlar. İşinde çok profesyoneller. Zaten Dubai'de, Akdeniz'de birçok büyük entertainment'ın da bunlara bağlı olduğunu öğrendim. Çok akıllı bir proje. Bir yapay zeka var karşınızda. Ama yapay zekayı canlandıran tabii ki bir insan, ama bütün dedektörlerle, yani hani karşıda konuştuğunuz insan değil artık. Tamamen dijital bir görüntü. Öyle söyleyeyim. Sanal gerçeklik. Yapay zeka ile araştırılmış sorular ve cevaplar ve benden de yapay zekaya, mesela ben yapay zekaya şunu sordum: bir yapay zeka başka bir yapay zekaya cinsel haz duyabilir mi? Cinsel organı var mıdır? Dedim. Yapay zeka da benim bir tane portum var dedi. Sonra da CEO bana, bu kadar konuk içinde yapay zekayı yatay yapan ilk sen oldun abi, tebrikler sana dedi. Tabii mizah, sarkazm ve mizah. Bakın işte Fırt, Lemon Pırt, Gırgır, Akbaba vesaire ülkenin mizahını kararttılar. O depresyonlara yol açıyor. Gülümsemek zul oldu. Mizah çok önemli. Bak Sefer Selvi'nin, Musa Kart'ın falan, ben takip ediyorum karikatürlerini. O kaldı bir tek elde. Sarkastik bir deve kuşu kabare, bir Levent Kırca, bunları çok özlüyoruz.
retorik özellikle politik tiyatro hemen hemen yok. Durum komedisine boğdular ülkeyi. Hala Anton Çavuk'un Vişne Bahçesi oynuyor mu devlet tiyatrolarında bilmiyorum ama. Oynuyor, ara ara oynuyor. Bu hafta metroda iki tane opera korosunda görevli arkadaşla yan yana düştük tesadüfen. Metro boyunca sohbet ettik. Beni davet ettiler AKM'ye. Ben izah ettim neden girmediğimi. AKM'ye girmiyorum ben. Orada Türkiye konserleri falan yaptılar yani. Hani orayı başka bir yer yaptılar. Devlet Opera Balesi Bodrum'da bir bale festivali yapmaya kalktı. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Bilmiyorum yani ben zaten devletin sanatçısı olmaz. Yani bu bana hep saçma gelmiştir. Devlet sanatçısı. Ha bir nişan ve onur madalyası verir devlet birine. Ama devletin sanatçısı olmaz. Sanat halka ait bir şeydir zaten. Devlet sanatı kontrol etmeye kalktığında işte ne olur? İzzet Yıldızhan olur, Mustafa Ceceli olur yani. Ya da nikahına çağırma beni falan olur. Çok berbat. Ayşenur Yazıcı da burada. Sevgili Ayşenur Yazıcı. Canım Ayşen. Sağlığına kavuşmasına çok seviniyorum. Evet. Ben de öyle. Hakikaten çok heyecanlandırdı, üzdü bizi ama umudumuzu biz hiç kaybetmemiştik. Çok seviniyoruz aramızda olmasına. Hacı evet. Patlıcan'ı kırağı çalmaz da onun gibi bizim Tuluhan gibi onun gibi birçok dostumuz omuz omuzayız daha durun bakalım. Bizi de veremezler. Aynen. Barbaros, biraz da önümüzdeki dönem, şimdi yeni gelenler oldu, hala bu saatte gelenler var. Önümüzdeki dönem temsilinle ilgili programdan bahset. Bir yurt dışı var, bir de Anadolu var yoğun olarak, değil mi? Evet, tekrar edelim. 20 Ekim Denizli, 21 Ekim Antalya, 22 Ekim İstanbul Şişli Tamp'la baş bitiriyoruz Ekim ayını. Bir Ankara vesaire yaptık. Şimdi neler var? Sayım İstanbul ve Marmara bölgesinde neler var? Çorlu var, Edirne var, Başakşehir var, Sarıyer var, başka neresi var? Çanakkale var, Balıkesir, Edremit ve Bursa var. Ankara ve İzmir var, Muğla var, Adana ve Mersin var, Antep ve Diyarbakır var, Karadeniz bölgesi var, Karadeniz Ereğlisi ve Konya Ereğlisi var. Bunlar 2025'e giriyor. Basel var, Münih var, şey vardır eskiden sinemaya önce gittiğinizde Coming Near Theater, yani size en yakın olan sinemaya yakında, pek yakında diye fragmanlar evet. Vardır. Hemen hemen Anadolu'nun, tabii bazı yerlerden talep geliyor ama ben kabul etmiyorum. O bölgelere göre değil bu işler. Oralar için daha zaman var, öyle söyleyelim. Yaklaşık işte toplam en son neredeydik biz? Ankara Sanat'ta bu hafta gene sold out'uz ve 83. gösteriyi gerçekleştirdik. 50 bin kişi izledi. Bir amacı da var. Kendilerine yakın bölgelerde gösteriyi yakalamak isteyenler bilet satış platformlarından bakabilirler. Kendilerine yakın olan bilet satış platformları. Bir de Türkiye'de bu konuda şöyle bir sıkıntı var. Bir gösterinin biletini bilet satış platformlarına verdiğinizde 4'e bölünüyor ya da 5'e bölünüyor. Yani her bilet satışına salonun bir bölümünü ayırıyorsunuz. İzleyici giriyor her zaman girdiği sitede. Orada tükenmiş görüyor. Halbuki sırf ona evet. Ayrılmış benim. Diğer bölüme bakmıyor. Beni arıyor. Yer kalmamış diyorum ki tamam öbür siteye de bak orada var. Yani en basitinden burada olmaz Barbaros Şansal bilet yazsalar Hazreti Google sizi kutsayacaktır. Fiyatlarımızı da özellikle bazen şöyle sıkıntı var. Bazı salonlar, özel salonlarda tabii ağırlıklı çalışıyoruz. Haklı olarak kira, masraf, elektrik, ekip işlerine bazı salonlar daha pahalı olduğu için bilet fiyatı orada daha yüksek olmak zorunda kalıyor. Bazı salon kiraları. Ben tabii ki prensip olarak Zorlu, Kuazar gibi işçi katili yerlerde sahne almıyorum.
Yani o ayrı bir şey. Ama salon kiraları 60 bin lira, 50 bin lira gibi rakamlara gelmiş vaziyette, alt tarafı 6 saat kullandığınız bir salona. Belediye salonları, bazı salonlar teknik yapıya göre daha uygun. O yüzden bilet fiyat farklılıkları olabiliyor. Bunu da bana Bodrum'da Herodot Kültür Merkezi'ndeki gösterdi. Bir hanım dedi, İstanbul'da dedi, ben işte 600 liraya seyrettim ama burada 400 liraya seyrediyorum Barbaros Bey dedi. Ama anladım dedi, çünkü sizin geldiğiniz o salonun kirası yüksektir, o yüzdendir bu dedi. Yani izleyici ona öyle, ama ben bizde 1500 liralar falan yok yani. Yani yok, biz, evet, çok uygun, çok uygun, çok gerçekten uygun tutuyoruz, evet, uygun. Hayrına diyeyim, öyle söyleyeyim size. Özel tiyatroların fiyatları uçmuş. Onlar da tabii kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor. Yapacak. Onlar da ama haklı. Onlar evet, da haklı. Özel tiyatrolara devlet desteğini malum bir şahıs topluyor, alıyor her şeyi zaten. Diğer tiyatrolara çok az kaynaklar kalıyor. Bu tiyatroların yaşaması lazım. Çoğunun salonu yok. Salon sıkıntısı çok fazla Türkiye'de. Yani bugün federal Almanya'da, İsviçre'de, Fransa'da vesaire bir köy lisesine bile gitseniz orada mutlaka bir tiyatro etkinlik salonu vardır. Biz salon bulamıyoruz. Bir de ben Barbaros Şansal olunca zaten iktidarın belediyeleri beni belediye sınırları içine bile sokmazlarken, üstelik Kadıköy ve Beşiktaş Belediyesi de bana bir salon vermediği için, yapay zeka dedi, param var dedim ya, çadır kurar gene yaparım dedim. Yani benim onlara ihtiyacım yok. Böyle kişisel egolar ve hırslarla insanları küstürmesinler. Çok ayıp böyle şeyler. Bence yani CHP'li belediyeler AKP'li sanatçılara da yer versinler. AKP'li, ya bu neticede toplum yararına bir kültür. Senin annem, benim annem, zort, bort, bunlar çok gereksiz, çok çağ dışı. Bilmiyorum, gülüp geçiyorum. Ama sorun yok, biz alıyoruz salonlarımızı ve Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dünyanın da birçok ilinde tabii ki yani. Evet. Şimdi Rıfat Hubbezoğlu diyor ki birçok yeri sayamadı. Burada olmaz.com'a giriyorsunuz. Böyle bir site hazırlanmış. Aynen öyle. Burada olmaz.com, oradan bütün etkinlikleri görebiliyorsunuz. Instagram'da da var Burada Olmaz. Oradan da takip edebiliyorsunuz. Benim Instagram'ım, Facebook'um falan yok. Ama buradaolmaz.com bütün linkleri, oradaki gösteriye tıkladığınız zaman direkt sizi bilet alışa yönlendiriyor zaten. Sevgili Rıfat sağ olsun bunun inşasında bize destek oluyor. Buradan da teşekkür edelim ona. Evet. Ocak ya da Şubat'a, Ocak ya da Şubat'ta da, Şubat'ta muhtemelen, Şubat sonunda da Bodrum'da bir gösteri daha koyacağız tabii. Devam edeceğiz yani. Peki. Rıfat Bey'e ben de teşekkür ediyorum. Bana da teknik konularda destek oluyor, sağ olsun. Barbaros, 1,5 saate yaklaştık. Bugün performansın müthiş. Benim sormayı unuttuğum ama senin söyleyeceğin bir şey var mı? Var var. Bak, dulum, bekarım, yengeç burcuyum, 0 RH pozitif K grubum var, 12.500 lira emekli maaşım var, 65 yaş üstü toplu taşıma kartım var İBB'den. Taliplerimi bekliyorum. Ay şöyle yanaklarını sıkasım geliyor. Çok tatlısın. Canım ben benim. Ben hey, çok teşekkür ederim. Harika bir yayın oldu. Barbaros Şansal, değerli izleyiciler, sağ olsun beni hiç kırmıyor. Ne zaman çağırsam geliyor. Müthiş gösterileri var. Bulunduğunuz yere geldiğinde kaçırmayın. Çünkü gerçekten bu işi bilaveden neredeyse yapıyor ve hayır için yapıyor. Ne olur kaçırmayın. Muhteşem bir gösteri. Ay, siz bir dilenci gibi öyle. Öyle demeyeceksin. Gitmeyin diyeceksin. Sakın bileti almayın, gitmeyin diyeceksin. Bizim millet ne derse tersini yapar ya. Tersini yapar, doğru. Aman sakın gitmeyin. Sakın, sakın. Barbaros'cum çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika bir yayın oldu. Dediğim gibi kendimi ifade etme özgürlüğü verdin. Fikirlerimi yansıtma olanağı sağladın. Ben biliyorsun çoğu yerde yasaklıyım. Çünkü çok taşaklıyım. Bu nedenle oluyor evet, bunlar. Onlarda da yok ondan. Onun için olmuyor. beni de şeyden çıkarıyorsun, yoldan. Canım benim. Çok teşekkürler. Sağ ol, var ol.
Herkese iyi geceler diliyorum. Sağ olasın. Değerli izleyiciler, sizlere de çok çok teşekkürler soru, yorum ve katkılarınız için. Yarın akşam yine canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.